Disney ve Pixar tam 14 yıl aradan sonra nihayet İnanılmaz Aile filminin devam filmini çekti ve açıkçası neden bu kadar geç kaldıklarını bilmiyorum. Çünkü ilk film hem büyük bir başarı yakalamıştı hem de o yılın en iyi animasyon Oscar'ına sahip olmuştu. Ama daha da ilginci, süper kahraman filmleri gittikçe popüler olurken Disney devam filmi çekmek yerine bu fırsatı Big Hero 6 filmiyle değerlendirmişti. Yani o da güzel tabii ki ama İnanılmaz Aile hem müziğiyle hem Edna Mode gibi büyük tasarımcılara örnek olmuş bir sanatçısıyla hem de özellikle yetişkinlere hedef alan tarzıyla şimdiye kadar 3. filmini devirmiş olmalıydı. Yani en azından bu bekleyiş bittiği için sevinebiliriz. Bu arada bu videoda spoiler olmayacak. Yine kendi izlenimlerimden bahsedeceğim. Ama aynı zamanda da bu ailedeki en güçlü kahramanın hangisi olduğunu da konuşacağız. Çünkü gerçekten ciddi bir rekabet var. Hiç bilmeyenler için özetle Bay İnanılmaz süper güçlüyken eşi de lastik bir bedene sahip. Dolayısıyla da çocukları süper güçlerle doğmuş. Ve Dash süper hızlıyken Violet da görünmez olmak ve güç kalkanı oluşturabilme yeteneklerine sahip. Jack Jack adlı bebekti. Orası başka bir konu ama detaylara birazdan geleceğim. Öncelikle ilk beğendiğim şey bu filmin tam olarak bir önceki filmin bittiği sahneden devam ediyor olması oldu. Yani araya hiç zaman koymadan tam olarak bıraktığımız andan sonra neler olduğunu görebiliyoruz. Çünkü süper kahramanlığın yasa dışı olduğu bir zamanda bir ailenin yeniden suçla savaşmaya başlamasının ne gibi sonuçlara yol açacağını bilmiyorduk. Bu açıdan bu filmin çok güçlü bir dinamiği var. Çünkü film süper kahramanlığın yeniden yasal olması adına verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Ve bunun için de örnek kahraman olarak Lastik Kız'ı öne sürüyor. Yani bu ara kadınları öne çıkarmak adına verilen ciddi bir mücadele var biliyorsunuz. Ve Disney bunu devam ettirmek isterken çocuklara da gereken süreyi verebilmiş. İlk filmde Dash gerçekten çok havalı sahnelere sahipken bu filmde artık utangaçlığını kırmış olan Violet'ı özellikle kişisel olarak daha fazla öne çıkarmayı tercih etmişler. Ama yeni yeni güçleri ortaya çıkan Jack Jack tabii ki de filmin asıl yıldızıydı. İlk filmde Jack Jack'in güçlerini çok kısa bir sahnede görmüştük ama aileden kimse bunu fark etmemişti. Ama eğer siz de o zamanlar filmin DVD'sini alanlardansanız şu sahnede bebek bakıcısının Jack Jack'le neler yaşadığını anlatan kısa animasyonunu izlemişsinizdir. Dolayısıyla Jack Jack'in birden fazla güce sahip olduğunu az çok biliyorduk. Ama artık güçlerinin çeşitliliğinin çok daha fazla olduğunu da öğrenmiş olduk. Ve ne kadar tehlikeli olduğunu da. Benim not tuttuğum kadarıyla güçlerini kontrol edemeyen Jack Jack temel olarak alev alma, sinirlendiğinde bir yaratığa dönüşme, gözlerinden lazer fırlatma ve yer çekimine karşı koyma gibi özelliklere sahip. Ama bu sadece başlangıç. Kendini çoğaltabilme, boyutlar arası dolaşırken kendi boyutuyla iletişim kurabilme ve bir nevi jelibonumsu bir yapıya sahip olabilme ve bunun gibi güçlerle devam ediyor. Teleport, maddelerin içinden geçmek, elektrik akımı yaratmak, hapşurduğunda roket gibi fırlamak, dişleriyle sert objeleri kemirmek, devasa bir hale gelmek ve karşısındaki kişinin görünümüne bürünmek. Daha devam edeyim mi? Ağır metale dönüşmek, duvarda yürümek, süper güç ve belki de daha henüz karşılaşmadığımız bir sürü güç. Şimdi tüm bu saydıklarımla birlikte Jack Jack şimdiden ailenin en güçlü kahramanı gibi görünebilir. Ama bunların kontrolsüz olması işleri biraz yokuşa sürüyor. Ve filmin yönetmeninin dediğine göre Jack Jack biraz daha büyüdükten sonra bu güçlerin hepsine sahip olamayacak. Çünkü bu güçlerin hepsi yavaş yavaş kaybolacakmış. Bir tanesi hariç ama onu henüz bilmiyoruz. Evet, büyümenin ve büyürken bilinç dışı seçimlerle kendimizi kısıtlamamızın acımasız yönü yine karşımıza çıktı. Üzüldük. Bu arada filmin genel ilerleyişini de merak edenler varsa bence ilk film temposu düşük, hatta fazlasıyla durağan bir filmken ikinci film çok çok daha hareketli ve sürükleyici geçiyor. Bu sefer yan karakterler ve başka karakterler de çok daha fazla. Hatta Frozone ilk filme göre bu filmde çok çok daha fazla etkin rol oynuyor. Ama yine de ailenin tüm fertlerine hem ev ortamında hem
filmlerinde sahada bolca rol düşmüş. Ama tüm bunların yanı sıra ilk filmin ilerleyişini taklit ettiği için de ne zaman aksiyona geçeceğimizi, ne zaman kötü karakterin kendini göstereceğini tahmin edebiliyorsunuz. Yani işlerin nereye varacağını da öngörebiliyorsunuz. O yüzden biraz sürprizsiz bir film diyebilirim. Güçlere dönersek evin annesinin gücünün lastik olmak olduğunu biliyoruz ama bu onu birçok açıdan herkesten üstün kılıyor. O esneklikle belki bir kurşunu bile yumuşatabilecek yapıya sahip olduğu için darbelerden çekilmek gibi bir derdi yok. Kendini paraşüt yapabildiği için her yerden atlayabilir, istediği mesafeye uzanabildiği için hızla şehirde ilerleyebilir ve hız, mantık ve pratik düşünme konusunda ailenin diğer fertlerinden daha ileride olduğu için doğru kararları daha iyi vermesi onu bu filmde çok çok öne taşıyor. Ama tabii ki konumuz saf güçse baba en önde koşuyor. Hatta belki de çoğu süper kahramanlara göre fazlasıyla önde gidiyor. İlk filmde gördüğümüz tren durdurma sahnesi ve sindromun makineleriyle olan mücadelesi bir yana, ikinci filmde de etten kemikten yapılma kimsenin baş edemeyeceği tonlarca ağırlıkla baş etmesi zaten onun tartışmasız gezegendeki en güçlü adam olduğunu simgelemek için yapılmış. O yüzden aslında bu konuda çok da tartışmaya açık bir şey değil. Yani Mr. Incredible'ın olayı bu. Saf güç. Ama bu güç antrenmansız kaldığında çabuk yorulmasına ya da herhangi biri gibi fazla kilodan yağ bağlamasına engel değil. O yüzden Bob, kendine dikkat ettiğin kadar kalbine de dikkat etmelisin. Bilmem anlatabildim mi? Hık diye gidiverirsin bak söyleyeyim. Onun yanı sıra Dash çabuk yorulmak gibi bir özelliğe sahip değil. Çünkü birkaç dakikada milyarlarca adım attıktan sonra hala soluk soluğa kalmıyorsa gücünün sadece hızlı koşmaktan ibaret olmadığını, insanüstü bir dayanıklık seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Ama bana sorarsanız Violet yarattığı güç kalkanıyla gücü en iyi kullanan ikinci kişi olmalı. Fiziksel olarak sıralayacak olursak baba, anne ve bebek Jack Jack bence güçlü sıralamasında önde geliyorlar. Ama fiziksel olarak gayet zayıf olan Violet oluşturduğu güç kalkanıyla saf gücü tüm ailesinden çok daha iyi kullanabiliyor. O yüzden bence Violet büyüyünce strateji konusunda annesine çekerse, ki şu anda da doğru hamleler yapıyor, saf gücü kullanma konusunda da babasını örnek alırsa ne olur? Violet bombastik bir şey olur. Mesela yumrukların üzerine güç kalkanı oluşturduğunu düşünün. Bu güç kalkanı biliyorsunuz kurşun geçirmiyor. Her şeye dayanabiliyor. Güç kalkanın o yumruğundayken bir yumruk attığını düşünün. Bir de bu kız görünmez olabiliyor. Yani böyle taktiklerle çok güçlü bir kız olabilir. Bir de babasından böyle taktikler aldığını düşün saf güç konusunda. O yüzden ben oyumu Violet'tan yana kullanıyorum. Siz kimin daha güçlü olduğunu düşünüyorsunuz? Benimle paylaşın lütfen. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Evet, video burada bitti ama bak şunu hiç yapmamıştım Anıl. Şu videoya tıklayarak inanılmaz ailenin olduğu Disneyland'daki alışverişimi izleyebilirsiniz. Buraya da tıklayarak Amsterdam'daki alışverişimi izleyebilirsiniz. Sonuçta biz de inanılmaz bir aileyiz, değil mi?